İngiltere'de koronavirüsünün mutasyona uğrayarak %70'e kadar daha bulaşıcı olabileceği açıklanan yeni türü dünya genelinde panik etkisi yaratmıştı. Aralarında Hollanda, İtalya, Belçika, İsrail, İran ve Türkiye'nin bulunduğu birçok ülke İngiltere'den gelen uçuşları yasakladı. Kuzey Amerika kıtasında ise ilk yasak kararını alan ülke Kanada'ydı. Dün geceden itibaren en az 72 saatliğine İngiltere'den gelen uçuşlar durduruldu. Şimdi gözler koronavirüsünde en çok vaka ve can kaybının yaşandığı ABD'de. İşte konuyla ilgili şimdilik en üst düzey açıklama Sağlık Bakanı Yardımcısı Amiral Brett Giroir'dan geldi. CNN'in sabah haberlerine konuk olan Giroir, İngiltere'ye seyahat yasağının gündeme gelebileceğini ancak henüz bu konuyla ilgili bir karar alınmadığını belirtti. Giroir bence her olasılık mümkün, her seçeneği dikkate almalı, bilimsel ve açık şekilde tartışmalı, en iyi tavsiyede bulunmalıyız dedi. İşte mutasyona uğrayan virüsün daha kolay yayıldığını ancak daha öldürücü bir etkisinin olmadığını vurgulayan Giroir, geliştirilen ve uygulamaya sokulan aşıların etkili olacağına güvenlerinin tam olduğunu dile getirdi. Brett Giroir, CDC'den yani ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi'nden tavsiye bekliyoruz dedi. Dün akşam CDC Direktörü Robert Redfield'la görüştüm ancak kendisi bu konuyla ilgili herhangi bir tavsiyede bulunmadı dedi. Ayrıca Giroir virüsün mutasyona uğramış olmasının yeni bir gelişme olmadığını ve ilk olarak Eylül ayında ortaya çıktığını da hatırlattı. Bilim adamları Eylül ayında İngiltere'nin doğusunda, güneydoğusunda hastalanmış olan kişilerden topladıkları numunelerde değişime uğramış koronavirüsünün ilk tespiti etmişlerdi ve hızlı yayılabildiği uyarısında da bulunmuşlardı. Sağlık Bakanlığı'na bağlı Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'nün başkanı Anthony Fauci ise İngiltere'ye seyahat yasağı koyulmasına karşı çıktı. CNN'in sorularını yanıtlayan Fauci, ABD'nin şüphesiz meseleyi yakından takip etmesi gerektiğini ancak aşırı tepki vermemesi gerektiğini söyledi. Seyahat yasağı devreye sokan ülkeleri de eleştirmediğini belirtti Fauci. ABD'nin aynı adımları atmasını şu an tavsiye etmediğini belirtti. Özlem Şen Yaşar, Real TV, Washington.